Merhaba, Elif Osmanoğlu ben. Fotoğraf stilisti ve stil danışmanı. Bugün Yaratıcılık Akademisi'nde aksesuar seçiminde mekan analizi ve stil belirlemeyi konuşuyoruz. Bir mekana girdiğim zaman önce o mekanın mimari detaylarını dikkate alırım. İçeriye düşen güneş ışığına bakarım. Güneş ışığı yeterli midir? Daha loş bir mekan mı? Mekanın ölçüleri, zemin kaplaması, duvar rengi, yapısı hepsi bizim için önemli bir veri tabanı oluşturur. Eğer bu mekanda çalışacağım bir ev sahibi varsa, hani bu bir ev için danışmanlık hizmeti olacaksa, o mekanın sahibini tanımaya çalışırım önce. Nelerden hoşlanır? Zevki nasıl? Gerçi her ne kadar ilk görüşmede giyim tarzı bile o kişinin tarzı hakkında bir ipucu verecektir. Ama yine de onu daha yakından tanımak isterim. Zevki nasıl? Ne tür tarz onun ruhunu daha çok ortaya koyacaktır? Dolayısıyla ona sorularımı yöneltirim. Modern parçalarımı tercih eder? Maksimalist tarzdan mı hoşlanır, daha minimalist yaşamayı mı sever, koleksiyon yapar mı, sevdiği şeyler nelerdir, seyahatini çok sever, oradan edindiği parçaları evinde sergilemek ister mi, özel sevdiği bir renk paleti var mı, ne tür dokulardan hoşlanır, bunların hepsi bizim için çok önemli ipuçlarıdır, yol haritamızı belirleyen şeylerdir aslında. Bazen de bir diğer yaptığım iş fotoğraf stilistliği kısmına geçince hem stüdyo ortamında hem dış mekanda veya bir mekan kiralayıp o mekana girip orayı sıfırdan dekorasyonunu yapıp içinde bir kurgulamaya gittiğimiz zaman bu bir mobilya firması olduğunda mobilyanın marka imajıyla örtüşecek, onların tarzıyla yine aynı kalite segmentinde olacak. Renk paleti, duruşu, marka imajıyla benzer çizgide olacak parçaları seçmeye özen gösteririm. Bunları öğrendikten sonra mekanı zihnimde yatay ve düşey olarak belli yüzeylere bölerim. Aksesuar seçiminde aslında işin özü bir atmosfer yaratmaktan geçiyor. Bir mekana girdiğimizde gözümüz o mekanı bir bütün olarak algılar. Yani bir hacmi siz bütün yatay, düşey, düzlemleriyle bir bütün olarak algılarsınız. Ve sadece gördüğünüz şey de değildir aslında sizi etkileyen. Orada gözünüz dolanırken detaylar üzerinde sizin beş duyunuza hitap edebilen mekanlardır hepimizi etkileyen. Yani bunu şöyle izah edebilirim. İşte mumunuz sadece sehpa üstüne koyduğumuz farklı boylardaki bu difüzörler, mumlar görsel katkısı olmaz. Koklama duyumuza hitap eder. İlk girdiğiniz bir mekanda duyduğunuz bir müzik veya gittiğiniz bir seyahatte bile bu böyledir. O mekanla o müziği özdeşleştirirsiniz zihninizde. Koku yine, koku hafızası bende çok kuvvetlidir. Pek çok insanda da öyle olduğunu düşünüyorum. Kişisel parfümümüzde bile bu böyledir. Hani yanına gittiğiniz anda o kişiyle o kokuyu özdeşleştirmek, mekanla kokuyu özdeşleştirmek. Keza hani bu dönemde mekana özel notalarla çalışılmış kokular, parfümler de çok öne çıkmış durumda. Yani beş duyumuza hitap etmesi bir mekanın çok çok önemli. Hem görme, hem işitme, hem dokunma. Mesela şu an kanapeler üstünde kullandığımız yastıkların hepsinde farklı doku olmasını istiyoruz. Çünkü onun yumuşaklığı, diğerinin sertliği, birinin kaba dokusu, birinin çok daha ince ipekli dokusu çok kıymetli. O doku geçişleri, renk geçişleri hepsi bizde bir duygu deneyimine yol açıyor aslında. Bu nedenle de işin özünde aksesuar derken bütün bu duygu bütününü ve beş duyguya hitap edişini dikkate almak gerekliliğini vurgulamak istiyorum.